Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç hem bizler için hem İbrahim hocamız için. Geçmişte futbolculuk kimliğinle, başarılı futbolcu kimliğinle tanıyoruz hepimiz. Ondan sonra futbolcu yaşantısında da teknik direktörlüğe geçti ve teknik direktördeki başarılığını da hepimiz biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hem İbrahim hocamıza hem de Bursaspor'umuza hayırlı olacağını düşünüyorum. Ben ekibiyle birlikte İbrahim hocamıza Bursaspor'umuzda üstün başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bir buçuk yıllık sözleşme yaptık. Süper Lig ve opsiyonu birincilik ve Süper Lig opsiyonu olarak. İnşallah gelecek sene de Süper Lig'de birlikte Allah çalışmayı nasip eder. Hocam tekrar aramızda hoş geldiniz. Hem benim için hem Bursaspor camiası için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Biliyoruz, beklentilerimiz var. Bursaspor büyük bir camiadır ve Bursaspor'un bulunduğu mevki neresi olursa olsun büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez. Ve şimdi de belki zor bir dönemde ayağa kaldırmak için profesyonellikte bu değişim oldu. Öncelikli olarak başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hakikaten çok samimi bir şekilde hem İstanbul'da oturduğumuzda hem buraya geldiğimizde gösterdiği samimi davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onun da hedefi Bursaspor camiasını daha ileriye taşımak. Bizim de geliş amacımız bu. Biliyorum ki bu camiada başarılı olduğumuz zaman neler yaşayacağımızı, bu taraftarlarla nasıl duygular içerisinde olacağımızı iyi biliyorum. Ama takdir edersiniz ki başarı çok kolay değil. Başarıya giden yollar hep çetrefilli yollardır, sıkıntılı yollardır. Biz bunu bilerek geldik. Oyuncularıma da dünkü toplantıda bunu söyledim. Bursaspor formasının ve armasını en iyi şekilde taşımak için, ileriye taşımak için aldığımız bu bayrağı daha sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak için yapmamız gerekenler var. Onlardan birisi de çok çalışmak ve Bursaspor taraftarının benimseyeceği bir futbol ortaya koymak. Belki bununla ilgili biraz zamana da ihtiyacımız var. Çünkü açıkçası birazdan İzmir deplasmanına giderken tanıdığım oyuncular var. İşte tanımaya çalıştığım oyuncular da var. Kadro yaparken bile çok sağlıklı düşünmeye çalışıyoruz. Zamanla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ama Bursaspor hakikaten geldiğimiz günden itibaren bize karşı ya da ulusal medyada aldığımız haberlere bakılırsa da büyük bir camia. Ama sadece şunu söylemek gerekiyor. Ben çok böyle evet büyük bir camia ama burada yapmamız gerekenler var. Yani bu büyüklüğü her zaman konuşacağız ama bu büyüklüğün altında da bu takımı eğer ki hedefe yanaştırabilirsek ki o zamanki mutluluğu ve coşkuyu ben düşünemiyorum. Bir Bursaspor şampiyonluk yaşamıştır. Şampiyonluk yaşarken ki o zamanki bazen şimdi tesislerde gezerken fotoğraflara bakıyorum. Coşkuyu ve atmosfere bakınca hakikaten inşallah Allah bizlere nasip eder. O mutluluğu nasip eder. Bir kez daha burada o mutluluğu yaşarız. Ama geldiğimiz günden itibaren hem camiye hem tesisler içerisinde hem dışarıdaki davranışlara baktığınız zaman da o büyük camianın içerisinde olduğumuzu ve büyük camiada çalışacağımız için de çok mutlu olduğumuzu da belirtmek istiyorum. İnşallah bu bize inanan, bize güvenen başta başkanımız olmak üzere insanlara karşı mahcup olmayız. Allah bizi yürüdüğümüz bu yolda başarılı olmayı nasip etsin diyorum. Geçelim şuraya. Güzel bir kitap. Hedefimizi gösterelim. Evet, inşallah.